Herkese merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün kanalımdaki en çok izlenen videonun ikincisini bu videodaki sizin merak ettiklerinizi çekmek üzere hazırlandım. Bence cevabı biliyorsunuz. Zaten başlıktan da gördünüz. Bugün yine gümrüğe takılan ya da havaalanında unutulan ürünleri satın almaya gidiyoruz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz adrese tam bakmak için ve merak ettiğiniz soruların yanıtını bulmak için şuraya gidebilirsiniz. Geçen videoda inanılmaz eleştirilere maruz kalmıştım. Bu videoda birazdan onu konuşacağız ve içerisini bize biraz daha fazla göster, aldıklarından çok içeriği görmek istiyoruz dediniz. Böyle olunca dedim ki hadi bir daha gidelim ve bütün ayrıntıları, bütün merak ettiklerinizi konuşalım. Ben daha fazla oyalanmayayım, saat 9.30'da açılıyor. Hadi gidelim. Şimdi adresi size bu sefer vermiyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar siz adresi. Bir önceki videoda çok ayrıntılı şekilde anlattım. Fakat bugün bir değişiklik yapacağız. Bulunduğunuz bölgede var mı? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Ben Anadolu yakasında yaşamıyorum. Nasıl bulunduğum bölgedeki gümrük perakende satışa ulaşabilirim? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Ben bugün bu satışın olduğunu nasıl öğrendim? Çünkü İnternete bir liste yayınlıyorlar ve hangi gün satış olacağını ve nelerin satılacağını o listede söylüyor oluyorlar. Ve ben nasıl ulaşıyorum bu siteye, hepsini öğreneceksiniz. Tüm adresleriyle beraber sizinle paylaşıyor olacağım. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve hemen şimdiden bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aklınıza başka sorular takılırsa arkadaşlar lütfen bana yorum olarak yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince bütün soruları yanıtlamaya gayret ediyorum. Şimdi biz Erenköy Gümrük Perakende Satış Mağazası'na doğru yola çıkalım. İşte geldik. Arkadaşlar şurada yazan, Allah sıraya bak, şurada yazan Erenköy Perakende Satış Mağazası diye yazarak bulabilirsiniz. Tüm ayrıntılardan birazdan bahsedeceğim. Acil park edeyim. Ve çıktım. Hadi birazcık sohbet edelim. Evet, geldik yine sohbet noktasına. Evde şu aldıklarıma beraber bakacağız. Poşeti bu sefer firmanın kendi logosuyla olan poşeti tercih ettim ki şu alt kısmı size birazdan iyice gösterebileyim. Arkadaşlar, birincisi çekim yapmayı, daha fazla içeride çekim yapmayı elbette istedim ama yasakmış. Güvenlikteki arkadaş yanıma geldi ve dedi ki burada çekim yapmak yasak. Ben de tamam demek zorunda kaldım ve kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Ne orada ben zor durumda kalayım ne de çalışanlar zor durumda kalsın diye düşündüm ve zaten çektiklerimiz bize yeter. Üzerine sohbet ederiz dedim. Ama birazcık da anlamadım açıkçası. Neden dedim ki yani yasak acaba? Sonradan orada çalışan çok tatlı bir kadın görevliyle sohbet etme şansımız oldu ve videomu izlemişler. Eğer hala izliyorlarsa merhaba. Böyle olunca arkadaşlar bir dahaki çekimimizi Sirkeci'de yapalım. Bu seferki Erenköy, bir de karşıya geçelim bunun için. Tabii ki bunu, bu içeriği beğeniyorsanız, izlemek istiyorsanız yapmak istiyorum. Bu yüzden bana bunu göstermek için beğen tuşuna basmayı, lütfen kanalıma abone olmayı ve aşağıdan bana bir yorum bırakmayı unutmayın. Ben kendimi çekiyorum. Şimdi sizinle konuşuyorken arkadan
kendimi daha iyi çekemeyeceğimin işaretini yaptılar. Sonra da ya anlamadım neden hani. Sonra tamam tamam dediler, problem yok. Yani bunu yani burayı insanlara göstermemde ne yanlış var ki, anlamadım. Umarım daha fazla sorun yaşamayız. Biz en iyisi evimize gidelim. Aldıklarıma bakalım. Üzerine birazcık konuşalım. Evet, geldik geçtik kameranın karşısına. Şimdi poşetim burada. Buna beraber bakacağız. Hem işleyişten bahsedeceğiz, hem o ürünlerden bahsedeceğiz, hem de yaşadığımız sıkıntılı şeyden bahsedeceğiz. Önce sıkıntılıyı bahsedip hemen geçmek istiyorum. Gördüğünüz arkadaşlar, çekim yapmama izin verilmedi. Yanlışım varsa düzeltin. Ben gerçekten kimseyi zor durumda bırakmak istemediğim için hiçbir şey söylemek istemedim orada ve ikiletmedim. Hemen zaten kapattım. Fakat sonrasını hiç anlayamadım. Kendi arabamın üzerine kendi kameramı koyup kendimi çekiyorum. Google'ı aç kardeşim. Gümrük perakende satış mağazası yaz. 1000 tane fotoğraf var içerisinde. E şimdi ben insanlara anlatmayacaksam, yani bu kurum insanların oraya gelmesi için kurulduğunu yani varsayıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani vatandaş gelirse gümrüğe el koyulmuş ürünleri uygun fiyatla alabilecek. Bu konuyu konuşacağız. Ne, hangi ürünlere el koyuluyor? Bunu zaten konuşacağız. En fazla gelen linçlerden bana bir tanesi buydu çünkü. Ama yani bu yasal bir şey. Yani oraya insanların gelmesi de yasal. İnsanların bunu duyması da yasal. Gerçekten çok uzatmak istemiyorum ama oldukça saçma buldum. Geri gelelim artık alışveriş kısmına. Ürünler çok pahalı. Yani bir cam kase 100 lira. Şu şekilde oluyor benim bildiğim kadarıyla. Bu ürünlere gümrükten bakılıyor. Bir değerini tespit ediyorlar. Ondan daha uyguna vesaire belirledikleri değere satıyorlar. Ama fiyatlar çok yüksek. Bu yüzden olabildiğince az şey aldım. Hani gerek de yoktu. Ve güzel parçalar bulmaya çalıştım. Eğer böyle sık sık gidiyorsanız gerçekten güzel parçaları uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Apple, Samsung, işte Balenciaga gibi ürünler almak istemiyorsanız çok kaliteli ürünler, daha markasız olan ürünler çok kaliteli fiyatlara satılabiliyor. Gidip araştırmakta fayda var. Şimdi paketimizi açalım. Ben neler aldım onlara bakalım. Sonra da birazcık yorumları yanıtlayalım. Aklımda hiç merak etmeyin, nasıl burayı bulacaksınız söyleyeceğim. Arkadaşlar şöyle cupcake kalıpları gelmişti. Ya 2 ya 3, daha fazlası değil. Şöyle bunlardan 3 tane aldım. 3 renk aldım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunlar sık sık evde de kullanılan şeyler. 2 lira 3 lira gibi bir fiyatla çok uygun buldum açıkçası. Böyle renkli renkli doğum günlerinde, partilerde, yılbaşlarında süslerim diye düşündüm. Bu kırmızıyı tabii ki yılbaşı için ayıracağım. Şimdi kartlıklar vardı. Bunlar 10 TL'ydi. Şöyle kutulu. Ben bir tanesini açıp size göstereceğim. Diğerlerini hediye etmek için ayıracağım. Gerçekten çok ihtiyacım olan bir üründü. Kartlarımı koyacak yer bulamıyorum. Bayağı da kaliteli olduğunu düşünüyorum. Şöyle poşetin içerisinde. Bak mesela bu ürünlerin üzerlerinde marka olmadığı için bu ürünler bence değerinin çok altında satılıyor. Mıknatıslı bir kartlığım var. Gördüğünüz üzere mavi jelatinini de çıkarttıktan sonra tam da böyle duruyor. Ben gerçekten çok şık buldum. Hediye etmek için de çok güzel olduğuna inandım. Bu yüzden iki tane de stokladım. Böyle. Tekrar bir şarj kablosu aldım. Emrah'a da almıştım. Uzun süre idare etmişti. Bundan bir tane yedekledim. 2 tane plastik kordon aldım. Daha önce biliyorsunuz bir Romanson saat almıştım. Onun hemen kordonu kopmuştu. Bu plastik olunca çok daha dayanıklı olabileceğine inandım. Bunlardan 2 tane aldım. Bunların tanesi 10 TL'ydi. 20 lira mıydı bu? Sanırım 20 liraydı. Bir peştemal aldım. Bunların renk renkleri vardı. Açıkta da vardı arkadaşlar. Gerçekten o kadar kaliteli ki. Şimdi buraya da gelince böyle kalitesini vesaire tekrar böyle sakince görünce keşke bir tane daha mı alsaydım diyorum. Şöyle bir peştemal bu. Bahsettiğim şey şu mesela. Bakın etiketli bir ürün bu arada. Üf, ne kadar toz uçuştu. Hala etiketi üstünde görüyorsunuz ama bir marka belirtmediği için bu kadar uygun fiyatlı. Bunu kesinlikle arkadaşlar 60-70 liraya satarlar. Emin olabilirsiniz, yani gerçekten çok kaliteli. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi bu ürünler nereden geliyor? Nedir bu ürünler? Ne zaman bunlara el koyuluyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir önceki YouTube videomda ne linç yedim?
Ne linç yedim. Ağlayanın malı gülene yar olmaz. Bizim ürünlerimiz bize gelmiyor. Yok haram olsun. Yok öyle. Ya bir sakin olun ya. Bazılarını anlatmaya çalıştım ama baktım olacak gibi değil. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu ürünlerin çoğu yüksek adetli ürünler. Ben oradaki yetkiliye tekrar sordum. Dedim ki hani bu ürünler nereden geliyor ya da hani hangi ürünler bunlar? Dediler ki bizim bilgimiz yok. Peki dedim bizim verdiğimiz siparişler de buraya takılabiliyor mu? Dedi ki birçok takılma seçeneği var. Yani birçok neden var buraya takılabilmesi için ürünün. Ama sizin verdiğiniz siparişlerle tabii ki takılabilir dediler. Ülkede vergisizce satış yapılmak istenen, ülkeye sokulmak isteyen ürünler. Sen bunlara neden el koydun diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Neden satıyorsun? Belki diyebilirsin, önerebilirsin. Ama bu ürünlere neden el koydun diyemezsin. Bunun gibi birçok seçenek var bu ürünlerin buraya takılması için. Gelelim bir yeni sorumuza ve sonra da artık bunu sonlandıralım. Biz İstanbul'da değiliz. Ya da İstanbul'dayız nasıl haberimiz olacak? Ya da ben Ankara'dayım böyle şeyler oluyor mu? Anahtar kelimeler var. Gümrük, perakende, satış. İşte bulunduğunuz ili önüne yazarak Google'dan araştırabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bu aynı Erenköy sisteminde birçok ilde seçenekler var. Erenköy ve Sirkeci için ben bakıyorum. Google'a şunu yazıyorum. Erenköy gümrük perakende satış listesi. Bunu yazıyorum arkadaşlar ve 2-3 tane var. Birazcık altta göreceksiniz. Ekim ayı olan mesela şu anda. Siz onu Kasım aralığa göre güncellersiniz bu videoyu ne zaman izliyorsanız. O listeden Erenköy kısmına tıkladığınızda listenin tamamını görebiliyorsunuz. Ben sadece İstanbul için bunu bildiğim için İstanbul için olanı Sirkeci ve Erenköy'ün linkini açıklamalara bırakıyor olacağım. Velev ki Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nde de olduğunu biliyorum bu arada. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Kocaeli Gümrük Perakende Satış Mağazası. Siz reyon reyon içerisinde neler var görebiliyorsunuz. Kocaeli Gümrük Perakende Satış Listesi. Bunu istediğiniz eğer liste açıklanmışsa, bu arada listeler bir gün önceden açıklanıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Siz bir gün öncesinden 5'ten sonra o listeye bakarsanız, o linki tıklarsanız, bir gün sonrası size diyor ki mesela bugün için söyleyelim. Dün baktım, dedi ki 10 Ekim 2019 9.30 itibariyle satıştaki ürünler bu şekilde diyor. Ve siz Erenköy'e tıkladığınızda o liste açılıyor. Yani günler önceden ayın 10'unda 15'inde var demiyor size. Linkler aşağıda. O sistemin içerisinden de diğer illeri kontrol etmeyi unutmayın. Aklınıza başka şeyler takılıyor mu bilmiyorum ama ben elimden geldiğince bütün sorularınızı yanıtlamaya gayret ettim. Lütfen bir şeyleri eleştirmek istemenizi anlıyorum. Dediğim gibi benim de eleştirilerim, önerilerim oluyor. Ama bunu birbirimizi kırmadan yapmaya gayret edersek çok daha memnun olurum. Elimden geldiğince gördüğünüz üzere size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için ve daha da önemlisi kanalımın büyümesi için sizin desteğinize ihtiyacım var. Aşağıdan ücretsiz olarak kanalıma abone olabilir. Aynı zamanda bana olan desteklerinizi videomu beğenerek ve yorum yaparak da gösterebilirsiniz. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz sayesinde ben kanalımı hiç görmemiş kişilerin karşısına çıkıyorum. Şuradan kanalıma abone olurken şuradaki iki videodan da hoşunuza gidene lütfen gitmeyi unutmayın. İşinize yarayacak çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.